Dün gece alevler arasında kalan Kemerköy Termik Santrali'ne gelerek incelemelerde bulunan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bölgede yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada yangına havadan ve yerden yoğun bir şekilde mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetini artırması üzerine termik santrale sıçramaların olduğunu kaydetti. Bölgemizi özellikle de Muğla Milas bölgesini etkisi altına alan orman yangınları şu anda içinde bulunduğumuz Ören bölgesinde yerleşik Yeniköy Kemerköy santralin termik santralinde sınırlarını dayanmıştı. Dün sabah itibariyle kontrol altına alınan yangın öğleden sonra tekrar alevlendi. Havadan ve yerden yoğun bir mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetinin artması ve yön değiştirmesinden dolayı sıçramalar, atlamalar oldu santral bölgesine. Ve yapılan değerlendirmeden sonra geçici bir tahliye kararı alındı. Çünkü burada çalışan ve bu yangınla mücadele eden yoğun bir personelimiz de söz konusuydu. Dün burada diğer iki bakanımız da hem İçişleri Bakanımız hem de Tarım Orman Bakanımızla birlikte koordine ettiğimiz bir süreçti. Bakan Dönmez bazı mecralardan santralin tamamen yandığı iddialarını değerlendirdi. Önce acil müdahale ekiplerimizi santral sahasına tekrar yönlendirdik ve yapılan ilk incelemelerde santralin ana ünitelerine dönük herhangi bir büyük etkisi olmadığı değerlendirilmesi yapılmıştı. Sabahleyin tabii çok daha detaylı bir inceleme başlatıldı. İşletme personeli santral binalarına ve içerideki teknik ekipmanlara dönük incelemelerini yaptılar. Ve bugüne kadar yaptığımız değerlendirmelerde santraldeki ana ünitelerde yani kazan dairesinde, türbünde, jeneratörde ve şalt tesisinde ciddi bir sorun olmadığı yönünde. Şimdi şu anda santralin işletmeye alınmasıyla ilgili teknik prosedürler devam ediyor. Bu arada tabii sizler de görüyorsunuz özellikle sabah saatlerinde hem uçaklarla hem de helikopterle bölgede devam eden yangına dönük mücadele ve soğutma işlemleri de yoğun bir şekilde yapılmış oldu. Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil. Kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan bu çalışmalarla alakalı olarak maalesef özellikle bazı mecralarda santralin tamamen yandığı, patladığı, infilak ettiği, hatta ortama, çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği iddia edilen bir takım emisyonlardan bahsedildi. Ama gerek tesiste yerleşik sensörler vasıtasıyla, gerekse biraz önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı herhangi bir zararlı emisyon tespiti yapılmadı.